Herkese merhaba. Elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç. 10. sınıfın ilk konusu. Bu videoda bunu işleyeceğiz. Elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç. Hemen elektrik akımı ile devam edelim. Şimdi elektrik akımı. Şimdi şöyle bir somutlaştırma yapacağız elektrik akımı ile ilgili. Diyeceğiz ki mesela şurada sol taraftaki şekle baktığımızda soldaki şekilde şunu görüyoruz. Hani burada bir kap var burada bir kap var aralarında da şöyle bir bağlantı var. Bu kaptaki su yüksekliği fazla, buradaki su yüksekliği daha az. Önceki bilgilerden şunu hatırlarsınız. Basınç normalde sıvının yüksekliğiyle doğru orantılıydı. Buradaki basınçla buradaki basıncı kıyasladığınızda hangi basınç daha fazla? Duyuyorum seni. Evet, buradaki basınç daha fazla. O zaman burada basınç daha fazla olduğu için basınç farkından kaynaklanan kuvvetler burada suyu akışına sebep olacaktır. Çünkü buradaki basınç fazla, buradaki basınç az. Basınç farkından kaynaklanan kuvvetler işte suyu akın suyun akmasına az evvel söylediğim gibi neden olacaktır. Şimdi buna benzer bir durum aslında hani elektrik akımı da. Mesela burada bakınız hemen sağ taraftaki şekle bakalım. Burada bir tane küremiz var. Elektrik yüklü, eksi yüklü. Bu da yine eksi yüklü bir küremiz. Fakat dikkat ederseniz buradaki eksi yükleri buradaki eksi yüklerinden az ya da buradaki daha fazla. Şimdi galvanometreyi hani şey gibi düşünebilirsiniz. Telin devamı gibi. Şimdi galvanometre işte elektrik akımı ölçer, potansiyel ölçer. Burada amacımız e, biraz daha akımla ilgilendiğimiz için elektrik akımını ölçmek. Şimdi bunları bu şekilde birbirine bağladığımızda hemen şu olacaktır. Burada bir burada bir yük hareketi olacaktır. Nasıl bir yük hareketi olacak? Bunlar özdeşlerse şey gibi düşünün. İki kişi aynı boyutlarda var olan bir şey var ortada ve onu paylaşacaklar. Hani boyutlarına göre paylaşacaklar. O zaman boyutlarına göre paylaştıklarında eşit miktarda alırlar. Mesela 10 tane şeyi beş beş alacaklardır. Burada da benzer bir durum var. Şimdi burada Baktığınız zaman buradaki yük miktarı buradakinden daha fazla. O zaman toplamı düşünürsek toplam yükü boyutlar aynı olduğu için yarı yarıya paylaşacaklar. O zaman yarı yarıya paylaşmaları demek buradaki eksi yüklerin bir miktarının bakınız eksi yüklerin bir miktarının gelip alttaki yani soldaki küreye gitmesi demek. İşte buradaki yükler birbirlerine eşitlendiğinde yük alışverişi daha doğrusu yük hareketi bitecek. Niye bunları söyledim? Buradaki su akışı buradaki yük hareketi benzer şeyler. Ama buradaki yük hareketi işte elektrik akımının elektrik akımının tam kendisi. Yani elektrik akımı dediğim şey aslında elektrik yüklerinin hareketi. Yani burada eksi yükler hareket ettiği sürece elektrik akımı vardır diyebiliriz. Elektrik yüklerinin bir yerden başka bir yere hareket etmesi elektrik akımını meydana getirir. Elektrik akımını meydana getirir diyoruz. Az evvel söylediğim şey. Bak yük hareketi var. O yüzden elektrik akımı meydana gelmiştir diyebiliriz. Süper. Şimdi elektrik akımı iletken birim, iletkenden birim zamanda yani aynı anda geçen elektrik yükü yani direkt yük sayısını ifade eder diyebiliriz. Hani şimdi biz burayı açtık ya hani mesela burada şuna şuradaki eksi yüklerin hareketinden bahsettik ya bu eksi yükler ne kadar hızlı olursa oradaki akım o kadar büyüktür şeklinde bir yorum yapabiliriz. Mesela burada bir hani şey verdik iletken vermişiz ya da iyon tüpü vermişiz. Burada eksi yükler sağdan sola doğru hareket ediyorlar. O zaman buradaki eksi yüklerin şuradaki kesitten, bakın şöyle bir kesit alıyorum. Buradaki kesitten birim zamanda geçen yük miktarı dedik az evvel. Birim zamanda geçen yük miktarı bize akımı söyleyecek. O zaman buradaki akımı şöyle ifade edebiliriz. Birim zamanda yediğimiz için delta t altta olacak. Zaman. Birim zamanda. Sonra birim zamanda geçen yük miktarı dediğim için q yukarıda olacak. Q. O zaman q bölü delta t biz de bizde tam da burada i akımını vermiş olacak. i birim zamanda geçen yük miktarı olmuş oldu. Hemen şunu söyleyelim Q dediğimiz şey yükün birimi bu yüktür. Hani şöyle yazalım. Zaten burada yazmışım. Yük dediğimiz şey yükün birimi klomp. Şöyle klomp diyorum. Böyle C ile gösteriyoruz bunu. Sonra zaman zamanda saniye alındığında klomp bölü saniye bize akımın birimi olan amperi verecektir diyoruz. O zaman neydi hatırlarsan? Akım neydi? Temel büyüklüktü değil mi? Temel. Yani 9. sınıftan hatırlayalım. Akım temel büyüklüktü. Delta T sürede saniyede temel büyüklüktü. O zaman temel temel çarptığımızda o zaman Q dediğimiz arkadaş dolayısıyla bakın türetilmiş büyüklük oldu. Hani ne yapıyorum şu an? Niye bunları söylüyorum? Hani bir üniversite sınavını düşünürsek üniversite sınavının ilk basamağında karşınıza çıkabilecek, sorgulanabilecek şeylerden bahsettim birazcık. Şimdi hani elektrik akımı dediğimiz şey o zaman özetlersek yük hareketi varsa elektrik akımı vardır birim zamanda geçen yük miktarı da bize akımın büyüklüğünü vermektedir. Şimdi öğreten soru, şimdi öğreten soruya bakalım. Bir iyon tüpünde 4 saniyede şekilde belirtilen yönlerde artı 5 klombluk ve eksi 3 kulomluk yükler geçmektedir. İletkende oluşan akımın yönlü ve büyüklüğünü bulunuz. Şimdi şöyle hani akımın yönünü de istiyoruz. Akımın yönünü de burada anlatacağım. Şimdi şöyle birim zamanda geçen yük miktarı dedik değil mi? Yazalım nasıl bulacaktık? I eşittir Q bölü T hani toplamda geçen yük şeklinde düşünebiliriz. Şimdi bu tarz sorularda bu şekilde sorularda şöyle bir şey yapalım hani pratik olsun. Mesela fazlalık üzerinden gidelim. Şimdi şu artı 5 kulonluk yük. Bakın artı 5 kulonluk yük buraya geldiğinde sağ tarafta artı 5 kulonluk fazlalık olur mu? Bakın fazlalık. Bu kadar fazlalık oluştu. Sonra eksi 3 kulonluk yük buradan sola gittiğinde Hani normalde nötr cisim ne demekti? Şöyle izah edelim. Artı, 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 eksi, 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 eksi. Mesela iki tane eksi gittiğinde ne olur bu? Bakın duyuyorum sizi. Bir tane daha şuraya artı koyalım. Duydum sizi. Evet iki tane artı fazlalık oldu. O zaman iki tane artı fazlalık oldu. Bu fazlalık olmuş oldu. Aynı mantıkla yaklaşıyorum. O zaman buradan eksi 3 kulomluk yük gittiğinde sola doğru burada dolayısıyla artı 3 kulom fazlalık olmuş oldu. Sonra toplamda fazlalık Toplam fazlalık işte şey gibi düşünebilirim. Toplamda ne kadar fazlalık oldu İşte o kadar yük geçmiştir diyebilirim. Toplam fazlalığa baktığınızda Q toplam ne olmuş oldu? Artı 8 klomp oldu değil mi? Süper. Diğer türlü de bakabilirsiniz. Bir sağ taraftan baktık. O zaman geçen yük miktarını bulduk. Birim zamanda geçen yük miktarı dedik. I eşittir. 8 klonluk yük geçmiş. Ne kadar sürede geçmiş? 4 saniyede geçmiş. O zaman 8 klon 4'e böldüğümde, 4 saniyeye böldüğümde I eşittir. 2 amper diyebiliriz. Değil mi? Çok basit. Güzel. Yani toplamda geçen yükü geçen süreye bölmüş olduk. Bir de yönünü sordum. Şimdi yönü de şudur. Hani normalde şeyde mesela bir tane lamba düşünelim. Bir tane devre kuralım. Ne yapıyorduk normalde? Buraya artı buraya eksi diyorduk. Hatırlar mısınız? Evet. Ve akımın yönü devrede akımın yönü ne oluyordu? Artıdan çıkan şu şekilde bir i akımı yönü şeklinde çiziyorduk. Yani artıdan çıkan şeklinde düşünüyorduk. O zaman burada da i akımının yönü artı yüklerin hareket diyebiliriz. Ya da eksi yüklerin hareketine ters diyebiliriz. Şimdi eksi yükler sola doğru farkındaysanız. Artı yükler sağa doğru. Şimdi eksi yüklerin hareketine ters dersem sağa doğru. Artı yüklerle aynı yönde dersem sağa doğru. O zaman 2 amper sağa doğru diyebilirim. Gördünüz mü? Sağa doğru. Yani akımın yönünü de bulduk. Akımın büyüklüğünü de bulduk. Bu şekilde direkt yükü zamanı böyle zaten büyüklüğünü bulabiliriz şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi geldik potansiyel farkına. Şimdi potansiyel fark da nedir? Şimdi potansiyel fark, potansiyel mesela bir pilin potansiyeli vesaire gibi şeyler çok fazla duyuyoruz. Şimdi bunu biraz somutlaştırmak istiyorum. Nasıl somutlaştıracağım? Şöyle. Mesela buraya bir tane pompa koyduk. Sonra burada da işte suyumuz var. Şöyle su, leğen ya da ne bileyim bir tank gibi düşün. Oradaki tanktaki suyu alacak pompa. Bakın şöyle alacak. Sonra yukarıya gönderecek. Yukarıya gönderen, gönderilen su da kendinden aşağı inecek. Neden kendinden aşağı iniyor? Neden? Şöyle şeyler hatırlayınız. Mesela masanın üzerinden şu masanın üzerinden şu kalem düşerse ne olur? Kendinden aşağı düşer. Niye düşüyor? Neye düşüyor? Evet, yer çekimi. Doğru. Yer çekiminden kaynaklanıyor. Şimdi yer çekiminden kaynaklanma durumu ya da yer çekimine karşı bir şey yukarı çıkartmak demek ona potansiyel enerji kazandırmak demek. Yani aslında şunu yapıyoruz. Buradaki suyu alıyoruz pompayla buna bir potansiyel enerji kazandırıyoruz. O potansiyel enerji sayesinde kendiliğinden aşağı dökülüyor. Aslında bir potansiyel fark oluşturan bir durum söz konusu. Potansiyel. Bakın benzer şeyler pompa burada enerji kazandırıyor ve su kendini aşağı iniyor. Aynı mantıkla yaklaşırsak benzer bir mantık var çünkü. Buraya bir tane üreteç koyduk. Pil, üreteç. Üretecin yaptığı şey de benzer. Şimdi pil pil de şunu yapıyor. Burası eksi, burası artı ya. Buradaki eksi yükleri bakınız buradaki artı kutba doğru gönderiyor. Yani burada şeyin yaptığı, işte pompanın yaptığı şeyin aynısını yapıyor. Yani buradaki eksi yükleri bir enerji kazandırıyor. O sayede o eksi yükler buradan geçiyor ve lamba bakın ne oluyor? Burada eksi yüklerin hareketinden, üzerinden geçmesinden dolayı lamba yanıyor. Yani benzer bir durum. Pompa ve pil. Pompa ve üreteç. Pompa suyu suya potansiyel enerji kazandırıyor. İşte pil de yüklere potansiyel ya da yüklere enerji kazandırıyor şeklinde söyleyebiliriz. Mesela pilin potansiyeli misal veriyorum. Hani zaten siz bunları biliyorsunuz. 3 volt yazar. Ne demek bu? 3 voltluk potansiyel fark sağlayan pil sayesinde buradaki elektronlar harekete başlarlar. Elektronların hareketiyle burada söylediğim gibi işte burada lamba yanar. Üzerinden elektron geçen lamba da yanmış olur. Yükün hareketi sayesinde. Peki biz ne dedik az evvel? Yüklerin hareketi aslında neydi? Elektrik akımını oluşturuyordu. Yani aslında burada hani yükler hareket ettiği için elektrik akım vardır da diyebiliriz. Birazdan onu da söyleyeceğiz. Şimdi elektrik devresinde pil potansiyel fark oluşturarak potansiyel fark oluşturarak ne oluyormuş? Devreye yüklerin hareket etmesi için su pompası gibi enerji sağlar. Yani burada işi somutlaştırmak istedim. Yani bazen düşünüyoruz işte pil, potansiyel vesaire gerilim şudur budur. Ya bu ne oluyor? Ne bitiyor? Şeklinde hani bir takım sorulara cevap vermek için burada bir somutlaştırma yaptık. Umarım faydalı olmuştur diyelim. Sonra üreteçlerin uçları farklı potansiyellere sahiptir. Bakın buraya bir tane üreteç koyduk. Yani pil koyduk. Eksi ve artı. Farklı potansiyellere sahiptir. E, uçlar arasında oluşan potansiyel fark Uçlar arasında oluşan potansiyel fark sayesinde artı kutudan eksi kutba doğru elektrik akımı oluşur. Neden? Şimdi bak şöyle bir şey söylemiştim. Eksi yükler bu şekilde hareket ederler. Yani aslında burada eksi yükleri bir nevi eksi yükleri öteleme yaptırıyor. Yani pil eksi yüklerin işte burada eksi kutbuktan bu tarafa doğru gitmesine sebep oluyor. Az önce bir şey demiştim. Hatırlarsam bir iletkende akımın yönü eksi yüklerin hareketine ters yönde demiştim. O zaman eksi yükler bu şekilde geldiğine göre o zaman akımın yönü akım dediğim şey bir kabuldür. Akımın yönü de o zaman artıdan çıkıp eksiye doğru gelen diyebiliriz elektrik akımı için. Elektrik akımının yönü bir daha söylüyorum artıdan eksiye doğrudur. Bunu aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Akımla işte bu lamba yanmış. Şimdi potansiyel fark bu arada gerilim olarak da adlandırılır değil mi? Gerilim. Yani hani önceki senelerden, önceki yıllardan gelebilirim. Gerilim olarak da adlandırılır. Potansiyel fark ya da gerilimin birimi volttur. Volt'dur. Bu birim İtalyan fizikçi Alessandro Volta'nın onuruna, ona ithafen verilen bir birimdir. Hani çok fazla e, bu ünite boyunca çok fazla voltu kullanacağız. Dolayısıyla onu da ambuş olacağız diyebiliriz. Şimdi elektrik iletimi güç kaynağı olan pil devredeki iletken tel atomlarına ait titreşen değerlik elektronlarına sağladığı enerji yani bir enerji sağlıyor. Az evvel pompanın yaptığı gibi hani pompa dedik ya enerji sağlıyor. Burada da hani üreteç pil enerji sağlıyor. Bu enerji aktarılarak örneğin ampül bağlı bir devrede ampülde ısı enerjisi ve daha önce ışık diyelim ama çünkü ışık ışık ve ısı enerjisine dönüşür diyoruz. Enerjisine dönüşür. Zaten şöyle önceki hani şu an ee, bu zamanlarda hani şöyle bir durum var. LED lambalar kullanılıyor. İşte e, ee, floresanlar kullanılıyor. Gibi gibi lambalar kullanıldığı için biz bunu çok buna çok şahit olmuyoruz ama şöyle lambalar vardı eskiden hatırlarsanız. Şöyle bunlar akkor lamba. Bildiğin şöyle şöyle telleri olan tungstenden yapılmış şöyle telleri olan bir akkor lamba. Şimdi buradan gelen i yakımı buradan çıksın. Şimdi bunun üzerinden geçen i yakımı bu bir tel olduğu için gene bunları birazdan söyleyeceğiz. Bu teller biraz ısınır. Bu tel ısınır ısındığı için de aynı zamanda yanan bir lambaya dokunmak zordur. Çünkü sıcaklığı artar artar artar. Sonra işte buradaki enerjinin bir kısmı bu telde ısıya dönüşüyor. Bir kısmı da az evvel söylediğimiz gibi ışığa dönüşüyor. Yani bir ısı bir de ışık şeklinde. Hatta bu lambalar verimi düşük lambalar. Burada yüzde 12 yüzde 11 civarında enerji ışığa dönüşüyor. Yüzde 89'u yüzde 88'i ısıya dönüşüyor. Dolayısıyla insanlar daha doğrusu teknoloji geliştikçe bilim geliştikçe e, hani verimin de verimin de artmasını sağlayacağımız ya da verimin de artmasını sağlayan bir takım çalışmalar yapılıyor. Hani verimi yüksek bir takım cihazlar elde ediliyor bu çalışmalarla diyebiliriz. Katı ve sıvılarda iletkenlik değerlik elektronu az olan atomlardan oluşan maddede elektronlar serbest halde hareket edebilirler değil mi? Bu yüzden bu maddelere hani ne diyoruz? İletken madde diyoruz. Yani elektronlar rahat rahat zaten elektrik akımı neydi? Elektrik yüklerinin hareketinden kaynaklanıyordu. Eğer yükler rahat bir şekilde hareket edebiliyorlarsa o zaman o madde iletkendir deriz. İletkenlere örnek olarak ne verebiliriz? Hemen hemen söyle bakalım. Söyle. Bakır. Evet, duydum. Bakır. Sonra ne? Altın. Bunu çok duyuyoruz değil mi? Sonra gümüş. Gümüş de bu arada elektriği iletir. Sonra nikrom. Bu arada nikrom hani kullandığımız e, su ısıtıcılarda ne bileyim çaycı denilen makinalarda, işte oradaki e, resistans dediğim şey nikromdan yapılmıştır. Hani diye düşünebiliriz. Bunlar elektriği ilettikleri için bunlar iletkendirler. Tamam mı? Değerlik elektronu fazla olan atomlardan oluşan maddelerde elektronlar serbest halde dolaşamadıklarından bu maddelere ne diyoruz? Bak ne oluyor? İzin vermiyor. Yani hani engel oluyor. Bir engel durum söz konusu. O zaman burada bir elektrik akımına engel varsa buna yalıtkan diyebiliriz. Yani yalıtkan olan şey aslında bir nevi engel olan şeydir. Bu maddeler yalıtkandır. Mesela elektriği ilet iletmeyen şeyler ne? Neden mesela bir bakır kablonun etrafı plastikle sarılır? Plastikle sarılır. Çünkü plastik elektriği iletmez. Yalıtkandır plastik. Sonra cam aynı şekilde elektriği iletmez. Sonra kuru tahta Bakın kuru. Neden kuru? Çünkü su olduğunda suyun o sırada iletkenliği olabilir. O zaman kuru tahta demekte fayda var. Seramik. Bunlar elektriği. Mesela seramik kablolar da var. Hatta eskiden ee, sigortalar hani şu anki tık tık yaptığımız sigortalar gibi değil. Böyle yuvarlak tepeleri olan sigortalar vardı. Onlar seramikten yapılıyorlardı. Çünkü seramik elektriği iletmiyor diyebiliriz. İletmeyenlere yalıtkan, iletenlere ise iletken diyoruz dedik. Moleküler şeklinde ayrışan sıvılar elektriği iletmezler. Örneğin serbest iyon bulundurmayan saf su. Bakın az evvel o yüzden söyledim. Saf su ise elektriği iletmez. Yani elektriği iletmesi için herhangi bir duruma sahip değildir. Fakat fakat tuzlu su, tuzlu su iyonik bir yapıya sahip olduğu için tuzlu su elektriği bakınız iletir. Saf su iletmez ama tuzlu su iletir. O yüzden bunu gündelik hayatta da hani dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Sonra gazlar ve plazmalarda iletkenlik belli bir gerilim altında iyonize olmuş. Yani şöyle işte elektronları kopan işte iyonlar, elektronlar işte atomların bir arada olduğu durumdu. Bulutumsu yapıyı hatırlarsanız. Iyonize olmuş gaz olarak tanımlanan plazma elektriği iyi iletir. Plazma elektriği bakınız hani elektronlar serbest takıldıklarından dolayı elektriği iyi ileten maddenin dördüncü halidir diyebiliriz. Plazma hatırlıyoruz değil mi? Maddenin dördüncü haliydi. Hatta evrende evrende yüzde doksan civarında yüzde doksan yüzde civarında aslında madde plazma halindeydi. Bunları da hatırlatmış olalım. Şimdi direnç. Şimdi direnç. Elektrik akımını söyledik. Potansiyel farkı söyledik. Şimdi direnci söyleyeceğiz. Hani bunlar daha evvel duyduğumuz şeyler ama hani biraz daha anlamaya çalışıyoruz. Biraz daha ne anlama geldiğini söylemeye çalışıyoruz. Şimdi direnç dediğimiz şey ne? Maddenin üzerinden geçen elektrik akımına yani elektrik enerjisi iletimi. Çünkü enerji iletimi iletimiydi hatırlarsanız. Karşı koyma özelliğine direnç diyoruz. Bakın karşı koyma yani engel olma durumu. Bu durumda maddeden geçen elektrik akımının büyüklüğü yani ne kadar direnç ne kadar büyükse üzerinden geçen yükler o kadar zorlanacağı için elektrik akımı da bu durumda azalacak. Ya da direnç ne kadar azsa üzerinden geçen yükler o kadar kolay geçeceği için elektrik akımı o kadar büyüktür diyebiliriz. Yani dirençle ters orantılıdır elektrik akımı. O zaman bu durumda maddeden geçen elektrik akımının büyüklüğünü bakın elektrik akımının şöyle yazalım büyüklüğünü belirleyen direncidir diyoruz. Önceki bilgilerimizden bir telin direnci hani bunları yorumladınız daha belki senelerde. Önceki bilgilerimizden şöyle diyelim. İletkenin direnci bir telin direnci nereye bağlı? İletkenin cinsine bağlı. Bu nedir aslında? Bu nedir? Öz direnç. Her maddenin kendine ait bir öz direnci vardır. Öz direncine bağlı. Telin uzunluğuna bağlı. Uzunluğu da önemli. Hani telin aynı zamanda telin kesit alanına bağlı. Kesit alanına. Yani bir devir kalınlığına bağlı. Şimdi bunlar hani bir iletkenin ya da bir telin direncinin oluşturan, direncini söyleyen şeylerdir bunlar. Mesela öz direnç. Hani zaten içinde ö ve z'ye geçiyorsa bu şey anlama gelir. Ona ait öz. Ayı derece bir özelliktir öz direnç. Uzunluk ve kesit alanı. Şimdi burada şöyle yazalım. Öz direnci şöyle göstereceğiz. Ro. Ro. Öz direnç. Sonra öz direnç. Sonra uzunluğu, telin uzunluğunu ben şöyle L ile göstereceğim. Küçük L de olabilir. İsteyen böyle yapabilir. L uzunluk. Sonra kesit alanı da şurası yani S de bizim için burada kesit alanı olacak diyoruz. Kesit alanı. Bir daha söylüyorum. Öz direnç ayırt edici bir özellik. Yani iletkenin cinsine bağlı bir özellik diyoruz. Ve sonrasında bunlarla alakalı yani direnci nasıl oluşturduklarına dair şimdi hemen arkasından bilgiler vermeye başlayalım. Mesela iki tane A ve B iletkenleri var. A ve B dirençleri var. Şimdi bu A ve B dirençlerinin S A ile S arasında böyle bir şey varmış, fark varmış. Bunun alanı, şu kesit alanı bundan daha büyükmüş ama uzunlukları aynı. Şimdi şöyle düşün. Bak şöyle bir mantık kur. Şimdi buradan bir tane içe şey, yük buradan buraya gelecek. Buradan bir tane yük buradan buraya gelecek. Yol ne kadar hani genişse o kadar rahat gitmez mi? Değil mi? O kadar rahat gider. O zaman o kadar rahat giderse demek bu da dirençle ters bir durum olduğuna göre o zaman A'nın direnci demek ki B'nin direncinden küçüktür diyebilirsiniz. Çünkü bir daha söylüyorum. A'da yüklerin hareket daha kolay olacaktır çünkü daha geniş. Değil mi? Trafik gibi düşün. Yol ne kadar darsa bir yerden bir yere ulaşmak o kadar zordur. Yani direnci bu durum arttırır. İncelik direnci arttırır, tam tersi kalınlık, kesit alanının büyümesi direnci azaltır diyoruz. Sonra gelelim şuna. C ve D dirençleri aynı maddeden yapılmış ve falan filan. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bunların bu sefer kalınlıkları aynı. Farkında mısınız? S'ler aynı. O zaman kalınlıkları aynı bir noktadan diğer noktaya gitmek ilk aşamada aynı kolaylıklarmış gibi görünüyor. Fakat amacımız şu. Diğer tarafa ulaşmak. Buradaki yük buraya gelecek. Buradaki yük de buraya gelecek. O zaman buradaki yük daha uzun gitmeyecek mi? E daha uzun gittiğine göre onun oraya ulaşması daha zor olacak değil mi? O zaman işte uzunlukla doğru orantılıdır. Yani uzunluk arttıkça direnç artar. Ne diyeceğim bu durumda? D'nin direnci C'nin direncinden daha büyüktür diyeceğiz. Şöyle yazacağız yani. D'nin direnci hani büyüktür C'nin direncinden diyebiliriz değil mi? O zaman ne oldu? Uzunluğu büyük olanın direnci fazla. Kalınlığı büyük olanın direnci daha az. Görüyorsunuz değil mi? Çıkarımları anlıyorsunuz. Kolaydı burada. Burada kolaydı gitmesi. O yüzden daha küçük direnç. Aynı şekilde burada zordu. O yüzden büyük direnç gibi şeyler söyleyebiliriz. Sonra B ile D arasında bir iş kurmak istiyorum şurada. Bunların alanları aynı olsun. Bakın kesit alanları aynı. Şununla şu aynı. Aynı zamanda uzunlukları da aynı. Tamam. Hani bütün özellikler aynı bir görünüyor. Fakat öz dirençleri farklı. Yani B'nin öz direnci D'nin öz direncinden büyük. Yani farklı maddelerden yapılmış bunlar. Öz direnci daha fazla. Şey gibi düşün. Hani göstermiş olduğu direnç daha büyük. Misal örnek olarak veriyorum sadece. Hani B'nin direnci daha büyük, öz direnci daha büyük olduğu için sallıyorum tamamıyla. Tahta işte metal. Tahta demir, tahta demir, tahta bakır gibi düşünürsen o zaman tahtanın elektriği iletmesi çok daha zor olduğuna göre ki bunu gündelik hayatta zaten biliyorum. O zaman bunlara baktığımda öz direnci büyük olanın yani B'nin direnci D'ye göre daha büyüktür diyebiliriz. Söylediklerim anlaşıldı değil mi? Evet anlaşıldı. Süper. Şimdi o zaman bundan bundan ve bundan yola çıkarak artık bir iletkenin direncini bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Nedir iletkenin direnci? O zaman öz dirençte doğru orantılı. Öz direnç büyüdükçe direnç artıyor değil mi? Uzunlukta doğru orantılı. Uzandık, uzunluk büyüdükçe artıyor değil mi? Süper. Kesit alanıyla ters orantılı. Çünkü kesit alanı büyüyünce hani daha kolaydı. O zaman kesit alanıyla ters orantılı olduğu için herhangi bir iletkenin direnci Rho çarpı L bölü S. Burada biraz Rho'dan biraz daha bahsedeyim. Rho'nun birimi birimi Ohm çarpı metredir. Bakınız. Şu ohm demek. Tamam mı? Bu. Bu da metre. da metre. Şimdi ohmla metrenin çarpımı. Sonra bakalım. Şunları tekrar yazıyorum. Burada görün diye. Rho çarpı L bölü S. Şimdi ohmu buradaki şu Rho'nun yerine ohm çarpı metre yazıyorum. Görüyor musun? Metre. Sonra L'nin yerine metre yazıyorum. Gördün mü? Şunu yazdım şimdi. Sonra S'nin yerine de metre kare yazıyorum. Gördün mü? Metre kareler birbirini götürüyor. Farkındaysanız metre metre. Kim kaldı geriye? Kim kaldı? Tabii ki ohm kaldı. İşte bu ohm Diret buradaki R direncinin yani daha doğrusu direncin birimidir diyoruz. 10. Bunun birimidir. Anlaştık mı? Süper. Bir etkenin direnci de bu şekilde bulabiliriz diyebiliriz. Bu aynı zamanda burada birimini de söylemiş olduk. Hemen arkasından bazı maddelerin öz direnç değerleri. Şimdi ve burada sıcaklık 20 santigrat derece. Yani 20 santigrat derecede hani maddelerin işte göstermiş oldukları öz dirençler. Yani kendilerine ait dirençleri. Bakalım. Bakalım. Demir vermiş, bakır verdik, gümüş verdik, kükürt verdik, cam verdik bir nikron verdik. Bu arada şunu görmenizi istiyorum. Bakırla gümüş arasındaki arasındaki olaya bakalım. Şimdi gümüşün öz direnci şöyle yazalım isterseniz burada. Gümüşün gümüşün öz direnci dikkat ederseniz bakırdan daha küçük. O zaman biz hani normalde elektrik iletiminde gündelik hayatta niye gümüş kullanmıyoruz? Çünkü pahalı. O yüzden yani gümüşün öz küçük yani elektrik iletkenliği daha fazla ama daha ucuz şey daha pahalı gümüş daha pahalı gümüş daha pahalı olduğu için bakır kullanmamız daha mantıklı şeklinde düşünebiliriz bakın camın dikkat ederseniz cam bir kükürte baktığınızda camın öz direncine bakarsanız 1 çarpı 10 üzeri 14 Hani bakırla kıyasladığınızda 1.7 çarpı 10 üzeri eksi 8. Camla kıyasladığınızda 1 çarpı 10 üzeri 14. Görüyorsunuz değil mi? Hani aradaki farkı demek ki cam elektriği gerçekten iletmekte çok zorlanıyor. Yani yalıtkan çekme düşünebiliriz. Mesela burada bir örnek vermek istiyorum. Hani bir tane telimiz olsun. Şöyle bu telde işte bakır bir tel olsun. Bakır bir tel. Sonra bu bakır telin uzunluğu hani sallıyorum tamamıyla 100 metre civarında olsun. Şurada kes alanı da kest alanı da ne kadar olsun? e, ee, bir santimetre kare olsun. Bakın kesit alanı yani kalınlığı, Şu kalını demeyelim de burada kesit alanı. Bir santimetre kare da yüz metre ve bakırdan bahsediyorum. O zaman bu bakırın direnci kaç ohmdur diye soralım. Kaç ohmdur? Nasıl yapalım? Şimdi biz az evvel bir direncin nasıl olacağını, nasıl bulunacağını söyledik. Rho çarpı L bölü dedik ki S hatırlarsanız. O zaman Rho var karşımızda. Nerede? Tabii bu size, bu size soruda verilecek. Şimdi Bakır'dan bahsediyorum. Bakır'ın öz direnci neymiş? Bakarsanız burada şurada baktığınızda 1.72 çarpı 10 üzeri eksi 8. İsterseniz onu yaklaşık bir değer alalım. Şöyle yapalım. Rho eşittir. Yaklaşık bir değer alalım. 1.7 çarpı 10 üzeri eksi 8 ohm çarpı metre. Şimdi getirelim yerine koyalım. Yazalım. 1.7 çarpı 10 üzeri eksi 8 yazdım. Uzunluğu kaçtı? 100. Onu da yazdım. Bölü S. Bölü S dediğimde S 1 santimetre kare. Bakın 1 santimetre kare. Ama bizim uzunluğumuzda metre var. Aynı zamanda iş öz direncimizde metre var. O zaman metreden kurtulmak istiyorsam 1 santimetre kareyi şunu metre kareye çevirmek zorundayım. Hemen onu da şu da yapıyorum. S eşittir 1 santimetre kareye. Santimetre kareyi metre kareye çevirirken 10 üzeri eksi ile çarpacaksınız. Yani santimetreyi metreye çevirirken yüze bölüyorsunuz ya bir daha yüze bölmek zorundasınız çünkü kare. O zaman bir yüze bir yüze daha böldüğünde aslında on e bölmüş olacağım. On bine bölmek de aslında bunu on üzeri eksi dörtte çarpmak demek. O zaman bir çarpı on üzeri eksi dört metre kare değil mi? Getirelim burada yerine koyalım. Bir çarpı ya da direkt on üzeri eksi dört hani metre kare yazalım. Yazdık. Artık işimiz kolay farkındaysanız değil mi? On üzeri eksi dört 10 üzeri 8 eksi 4 geldi. Sonra yüzde eksi 4'ten 2 geldi. Eksi 2 farkındaysanız. O zaman cevabımız ne oldu? 1.7 çarpı 10 üzeri eksi 2 10'dur diyoruz. Yani bizim burada şu 100 metrelik bakır telin hani 1 santimetre kare kalınlığında alan olarak bunun telin bakır telin işte direnci 1.7 çarpı 10 üzeri eksi 2 10'muş diyebiliriz. Hani tüm öz direnç, uzunluk vesaire bilgilerini kullanarak işte bir şeylerin dirençlerini bulabiliriz. Nerede işimize yarayacak? Mesela bir elektrik, işte bir elektronik mühendisi olduğunuzda bununla ilgilendiğinizde böyle bir hani direnç lazımsa uzunluğunu bulabilirsiniz. Nasıl bir uzunluk olmalı? Ya da böyle bir uzunluk varsa bunun direnci nedir? Gibi soruların cevabını verecektir size bu yaptığımız işlemler. Şimdi hadi bakalım sorusu. Şimdi hadi bakalım sorusunda ne soruyoruz? Özdeş üreteçler, özdeş lambalar ve özdeş kablolar ile şekildeki devreler kuruluyor yani 1, 2, 3 devrelerini kurmuşuz. Sonra kullanılan altın kabloların yani özdeşler ya ve kesit alanları uzunluk ve kesit alanları şekilde belirtildiğine göre X, Y, Z lambalarının parlaklığı nasıl olur? Süper. Şimdi lambalar özdeş farkındaysanız. E, lambalar özdeş olduğuna göre o zaman burada görecekleri direnç yani üreteşler de aynı. Bu dirençler ne kadar büyükse akım da o kadar az olacaktır diyeceğiz. Değil mi? Mantıklı olarak. Gösterilen direnç çünkü neydi? Elektrik akımına karşı gösterilen zorluktu. O zaman birinci devrede göreceği direnç. Normalde bu devrede göreceğimiz direnç nedir? Roları aynı alalım. Hepsi çünkü altındı. Rho çarpı 2L bölü S. Buradaki direnç R2'de ikinci devrede direnç R2 Rho çarpı L bölü 4S. Görüyorsun değil mi? Sonra buna geldik. Buradaki direnç R3 ise Rho çarpı L bölü S. Ne görüyorsun burada? Dirençlere baktığında hani dirençler elektrik akımıyla daha doğrusu elektrik akımını belirleyecekler burada. O zaman en büyük direnç burada katsayı 2 olduğu için en büyük direnç R1 değil mi? R1 direnci en büyük. Sonra bakıyorsun bu bölü 4 altta olduğu için o zaman R3 daha büyük, sonrasında da R2. Gördün değil mi? O zaman direnci büyük olandan daha küçük akım geçecek. E daha küçük akım geçecekse lambanın parlaklığı daha az olacak, değil mi? Bunu söylemek kolay. O zaman direnci büyük olanın parlaklığı daha küçük olacak. Parlaklık olarak yazdığımızda R1'de X lambası var. O zaman X'in parlaklığı en az. Sonra R3. 3'te kim var? Hani Z var. Z lambasının parlaklığı X'den büyük ama Y'den daha küçük. En parlak Y yanacaktır. Çünkü Y'ye bağlı olan iletkenin Y'ye bağlı olan altın kablonun direnci gördüğünüz üzere en küçüktür. Direkt buradan yola çıkarak parlakları arasındaki ilişkiyi söyleyebiliyorum. Değil mi? Anlaşıldı mı? Süper. Yani burada sadece ve sadece şunu söylemiş olduk. Elektrik akımını belirleyen şey neydi? Dirençti. Çünkü bunlar özdeşler. Her biri aynı pil gibi düşünebilirsiniz. Bunu bilelim. Genellikle iyi elektrik iletkeni olan bir madde mesela bir demir, mesela bir bakır. İyi bir madde aynı zamanda iyi bir Isı ile iletkinidir. Değil mi? Bu da hani genel olarak aklımıza kalsın. İyi bir elektrik ileten, elektriği iyi ileten bir madde aynı zamanda ısıyı da iyi iletir diyebiliriz diyoruz. Şimdi geldik ödüllü sorumuza. Şimdi ödüllü sorumuzla ilgili çözümlerinizi yorumlarımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.